İntihar. Söylendiğinde bile kulağa korkunç geliyor, değil mi? Oysa kimi insanlar değişik nedenlerle kendi hayatlarına son vermeyi düşünebiliyorlar. Bu insanlar değişik yaşlarda, değişik sosyoekonomik konumlarda, değişik etnik, dini veya kültürel gruplarda yer alabiliyorlar. Bu korkunç eylemin sonunda kişi hayatını kaybetsin ya da kaybetmesin. Kullanılan yöntem ölümcül olsun ya da olmasın fark etmiyor. İstemli olarak yaşamına son vermeyi hedefleyen her türlü davranış intihar olarak adlandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü intiharı iki boyutlu olarak ele alıyor. İntihar eylemi ve intihar girişimi. İntihar eylemleri ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. İntihar girişiminde ise kişi kendisine zarar vermeyi amaçlıyor. Uzmanlar intihar girişiminin nedenini bu duruma sebep olan olaya karşı bir hınç ya da karşı tarafı cezalandırma olarak gösteriyor. Girişimlerin sonucunda vücutta kalıcı hasarlar veya sakatlanmalar ortaya çıkabiliyor. Peki bir insan bilinçli olarak neden canını kastediyor? Şöyle der Freud, çok büyük bir çatışma olur bireyin içinde, ruhsallığında. Çünkü alt benlik, benlik ve üst benlik diye bir yapı vardır ruhsallıkta. Alt benlik dürtülerle doludur. Bu dürtüler herkeste olan dürtülerdir. Bir saldırgan dürtüler, bir de daha yaşamsal dürtüler. Bunlar libido, daha yaratıcılık, yapıcı şeyleri temsil eder. İntiharı düşünen kişilerde, girişimde bulunan kişilerde veya intihar etmiş kişilerde bu alt benlikteki saldırgan dürtülerin çok ifade bulamadığını, giderek şiddetlendiğini görüyoruz. Bir taraftan da üst benlik de daha bizim içimizde şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın diyen o katı kontrolcü yerdir. Her zaman katı olmaz ama bu kişilerde katı olduğunu söyleyebiliriz. Yani alttan yükselen sesler var, üstten bastıran bir şeyler var ve kişi ifade alanı bulamıyor. Sosyolojinin kurucularından sayılan Emir Durkheim, intihar üzerine çalışmış önemli sosyologlardan biri. Durkheim yazmış olduğu İntihar adlı kitabının yanı sıra intiharın nedenleri üzerine çalışmalar da yapmış. Öncelikle intiharın toplumsal olmayan nedenlerini sorgulayan Durkheim'e göre akıl sağlığı, alkol veya ırk gibi psikoorganik özelliklerle intihar arasında zorunlu bir ilişki yok. Yahudilerde delilik oranı yüksek olduğu halde intihar oranının düşük olması ya da Almanya'nın bazı bölgelerinde alkol tüketiminin fazla olmasına rağmen intihar oranının düşük olması buna örnek. Durkheim burada aslında şu soruyla başlıyor. Katoliklerin intihar oranlarına bakıyor. Yahudilerin intihar oranlarına bakıyor. Protestanların intihar oranlarına bakıyor. Belli bir farklılık var. Anlamlı farklılıklar var. Toplumsal regülasyon, toplumsal kontrolün etkilediğini aslında buluyor Durkheim. Dolayısıyla aslında insanların sosyalleşmesi, insanların farklı insanlarla bir aradalığı, bağların güçlü olması, intihar oranlarının artmasında ya da azalmasında etkili olduğu ortaya çıkıyor. Yani hem bağların güçlü olması, entegrasyon diyoruz buna, bir de regülasyon ya da işte belli kuralların, hukukun falan işlemesi ve kontrol de intihar üzerinde etkili görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ne yazık ki dünyada her 3 saniyede bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. 40 saniyede bir kişi ise yaşamını sonlandırıyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık %1'i intihar girişimi sonucunda gerçekleşiyor. Bu da tüm dünyada intiharın ilk 10 ölüm nedeninden biri olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor. O saldırgan dürtüler ifade bulabilse aslında belki böyle bir sonuca gitmez. Bu kişilerde daha çok saldırgan dürtülerin kişinin kendisine döndürdüğünü söyleyebiliriz. O kadar ki artık bu dürtüler kime ait bilinmiyor. Çok büyük bir çaresizlik, çok büyük bir çıkmazda hissetme, kendini hiçbir şey değişmeyecek algısı, çok yoğun bir üzüntü, çok daha yalnızlık, öfkeyi de söyleyebiliriz. Çünkü intihar herhalde bir insanın kendisine yapabileceği en saldırgan eylem. Durkheim, intiharın toplumsal nedenlerini 3 farklı şekilde sınıflandırıyor. İlki, bencil intiharlar. Bunlar, bireyin bağlı olduğu din, politika, zümre ya da aile tarafından korunmadığını düşündüğü ve yalnızlık hissine kapıldığı durumlarda görülüyor. Durkheim, yaptığı araştırmaların sonucunda bekar insanların evli insanlara göre daha çok intihar ettiğini belirtiyor. İkinci grup ise encil intiharlar başlığı altında toplanıyor.
Durkheim'e göre bencil intiharların tam aksi şekilde birey kendini topluma çok bağlı hissettiğinde de intihar eylemini gerçekleştirebiliyor. Bu konuda Hindistan'da eşe ölen kadınların eşlerinin cenazesinde kendilerini yakmalarını örnek gösteriyor. Bencil intiharlarda birey için hayat anlamını yitirmiyor. Ancak kendi yaşamından daha üstün gördüğü bir şey için birey kendini feda edebiliyor. Üçüncü grup siyanomik intiharlar. İnsan hayatını etkileyen ve değiştiren gelişmeler bu başlık altına toplanıyor. Örneğin ekonomik krizle birlikte toplumu bir arada tutan kuralların yıkılması ve bireyin davranışlarına ölçüt bulamaması kuralsız intihar eylemine yol açabiliyor. Topluma az entegre olduğunuz zaman da intihar oranı artıyor, fazla entegre olduğunuz zaman da intihar oranı artıyor. Somut örnek verirsem herhalde kolay anlaşılabilir. Örneğin bir asker tam da bu aşırı özdeşleştiği için grubuyla başarısız olduğu zaman kendini yeteri kadar kendi bölüğüne, grubuna falan böyle işte hani hizmet edememiş gördüğü zaman ya da Japonların işte çok bildiğimiz bu harakiri şeyi, ben ülkemi utandırdım vesaire intiharları aslında baktığınız zaman aşırı entegrasyondan kaynaklanıyor. Ya da entegrasyon olmadığı zaman, toplumsal bağlar zayıf olduğu zaman bu sefer hakikaten daha böyle işte ne bileyim daha böyle işte daha bencil, daha böyle anomiye yakın, anomi dediği böyle işte daha kuralsızlık, daha bencillik, intihar düzeyleri görülebiliyor. Dolayısıyla bir değişken bu. Yani topluma entegre olmak, olmamak, toplumsal bağların güçlü, zayıf olması. İntihar nedeniyle ölümlerde ülke oranlarına bakacak olursak farklılık görmemiz çok mümkün. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre intihar vakasına en sık rastlanan yer Kuzey Avrupa'da yer alan Litvanya. 100.000'de 31.9'luk bir oranda ilk sırada yer alıyor. Hemen peşinden Güney Amerika ülkesi olan Guyana geliyor. İntihar sıklığında Asya ülkeleri arasında Kuzey Kore 100.000'de 26.9'da ilk sırada yer alıyor. Karayipler'de bulunan Antigua ve Barbuda ise ne şanslıdır ki 100.000'de yarımlık bir oranda listenin en sonunda. Türkiye ise 100.000'de 7.3'lük intihar oranıyla dünya ortalamasına neredeyse eşit durumda. Bölgelere göre bakıldığında Avrupa 100.000'de 15.4'lük intihar sıklığıyla başı çekiyor. Orta Doğu ise 100.000'de 3.9'luk oranda en sonda. İskandinav ülkeleri çok gündemde, kuzey ülkeleri çok gündemde, işte ne bileyim belli bazı ülkelerde, rekabetçi ülkelerde böyle intihar oranları gündemde. Çeşitli tabii sonuçları, çeşitli sebepler tartışılıyor mesela yani burada iklim de tartışılıyor. Hı hı. Yani güneş vesaire biliyorsunuzdur bu teorileri belki. Hı hı. Ama belki ben yine de sosyolojik olarak bu toplumsal bağların güçlü olması, çünkü insanın mutluluk araştırmalarında da görülüyor. İnsanı mutlu eden şey aslında mesela en az 6 kişinin olduğu söyleniyor. Böyle yani sürekli görüşebileceğin, düzenli görüştüğün, kendini onun yanında rahat hissettiğin, onun kendini senin yanında rahat hissettiği aslında bir sosyal çevre. İnsanın böyle psikolojik sağlığı için son derece önemli. Ya da herhangi birisini kaybedebilirsiniz hayatınızda ama çevrenizde insanlar varsa son derece önemli. Dolayısıyla muhtemelen ben yine de bu ülkeler arası farklılıkları, bireyselleşme, yalnızlaşma, toplumsal bağların zayıflaması, güçlenmesi, şehirleşme gibi olgularla açıklama taraftarıyım. Bence ülkeler arasındaki farklılıkları da bunlar doğuruyor diye düşünüyorum. Bölgeler, kültürler arasındaki farklar, yaşam koşullarının zorluğu, ailede birlik ve bütünlüğün olmaması, anlayışsız ve düşmanca anne baba tutumlarına maruz kalma ve bununla başa çıkamama, depresyon, madde ve alkol kullanımı, cinsel kimlik sorunu, psikolojik ve fiziksel hastalıklar. Tabii bunların yanı sıra uzmanlar nedeni bilinmeyen pek çok intihar olayının da gerçekleştiğini belirtiyor. Ani de olabilir, çok daha dürtüsel dediğimiz şekilde. Yine de altında nedenler var ama kişi onun farkında değil. Ama bir yandan da evet çok daha planlanmış intiharlar, intihar girişimleri de oluyor. Orada biraz daha çözüm arıyor ama ani de olabiliyor. Evet bu şekilde ikiye ayırt edebiliriz. Peki intihar olayları yaş grubuna göre farklılık gösteriyor mu? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 15-24 yaşları arasındaki her 100 bin gençten 13'ü kendi yaşamına son veriyor. Ergenlikten çıkılan döneme kadar yaşanan kimlik bunalımı, aile içi huzursuzluk, anlaşılmadığını ve fark edilmediğini düşünme, okul yaşamında başarısız olma kaygısı öne çıkıyor. Ergenlik sonrasında ise işin maddi yön önem kazanıyor.
yeni bir hayata atılma evresi olduğu için adapte olma dönemi zaman alıyor. İş bulma kaygısı, sosyal yaşama uyum sağlamada güçlük çekilmesi bunalıma sürükleyebiliyor. 75 yaş ve üstü kişilerde fiziksel hastalıklar intihara neden olurken, orta yaş döneminde ise borçlar, ticari başarısızlıklar, yoksulluk ve işsizlikten kaynaklanan sorunlar ciddi intihar nedenleri olarak gözleniyor. Ergenlerde çok sık görürüz. Dışlanmış çocuklar, ergenler daha fazla düşünürler kendilerini. Çünkü ergenlerde bir gruba dahil olmak çok önemlidir. Dahil olamadığınızda neredeyse var olmanız için bir neden bulamazsınız. Buradan da çıkış, bu kişilerde daha çok yaşamak için bir neden de bulamamak, neredeyse yaşamanın bir eziyete dönüşmesi, algısı diyebiliriz. İntihar nedenleri cinsiyete göre de farklılık gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkekleri intihara sürükleyen en temel sorun olan ekonomik sebepler %23 ile ilk sırada. %19.2 ile psikolojik sebepler onu takip ediyor. Özellikle ataerkil toplumlarda erkekliğe atfedilen birçok görev ve sorumluluğun olması erkeğe ben bunu yapmak zorundayım hissi veriyor. Yapamadığında ise kırılan özgüven ve çevreyle ilgili kaygılar psikolojik baskı yaratıyor. Hani baktığımız zaman çok ciddi bir erkeklik kurgusu var toplumda. Hegemonik erkeklik diyoruz biz ona sosyolojide. Yani erkek işte şöyle olacak, böyle olacak, mükemmel olacak, evine direği olacak, işte kazanacak, getirecek vesaire. Ama yani bu bir yandan da kolay bir şey değil. Bu beklentilerin altında zaten cinnet geçirmeler. Erkeklerde genelde bakıyorsunuz yani önce şeye de zarar veriyor. Çocuklarına zarar verenler oluyor, işte eşlerine zarar verenler oluyor ve kendileri intihar ediyorlar. Yani bunu da mesela erkeklik kurgusunu ayrı düşünmek çok şey değil, imkansız değil. Bir de bildiğim kadarıyla herhalde bu boşanan erkekler. Yani o kadar çünkü yaşam becerileri düşük yetiştiriliyor ki Türkiye'de erkekler böyle boşandığı zaman o yalnızlık, hayatı idare edememe onlarda da mesela ciddi sorunlar olabiliyor. Kadınların intihar nedenleri ise daha çok aile ve şiddete bağlı. %10.7 ile psikolojik şiddet, %9.3 ile aile içi tartışmalar ilk sırada geliyor. %6.7 ile aile yapısı ve psikiyatrik rahatsızlıklar, %4 ile namus diğer önemli nedenler. Çocuk olmaması ve fiziki rahatsızlıklar da bunları takip ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 2018 raporunda yer alan Şurleçet olayı bu durumun en can alıcı örneklerinden. Yargı sürecinin devam ettiği olayda 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şurleçet'in önce intihar ettiği söylenmişti. Ancak daha sonra cinayet soruşturmasına dönüştürülen olayda savcı, Çet'in cinsel saldırı sonrası camdan atıldığı iddiasıyla dava açtı. İntihar ettiği söyleniyor Şule'nin ama pencerenin pervazında parmak izi yok Şule'nin. Hani o boydaki bir kadının plazalarda bulunan %30 açılan, 30 derecelik açıyla açılan pencereden zaten pencereyi açma ihtimali çok zor. 90 derece açılmış bir şekilde bulunuyor pencere. Ve daha sonrasında cinsel saldırı bulgusuna rastlanıyor. Bu en son çıkan, bugün çıkan adli tıp raporunda hiçbir şey bilinemez. Yani bu o bilinemez, bu bilinemez diye var olan sorulara bir takım cevaplar verilmiş ama anal yoldan bir cinsel ilişki var diyor yine de rapor. Ve hani bir önceki raporda da cinsel saldırı bulgularına zaten rastlanmıştı. Bütün bunlar göz önünde bu. Tencerenin pervazında parmak izi çıkmıyor Şule'nin. Zaten HTS kayıtlarında olaydan, yani Şule'nin düşme saatinden 2 saat önce başka bir kadına çok korkunç şeyler oldu diye mesaj atıyorlar. HTS kayıtlarında sabaha kadar konuşuyorlar, bu var. Üçüncüsü de cinsel saldırı bulgusuna rastlanıyor. Bunlar zaten cinayet olduğunu çok açık gösteren şeyler, ancak nasıl oldu, orada ne yaşandı, onlar artık yargılama sürecinde ortaya çıkacak. Kadınlara yönelik şiddetin intihara yol açması veya kadın cinayetlerine intihar süsü verilmesi de yaşanılan durumlar arasında. Hatta zaman zaman kadınların intihara zorlanması bile söz konusu olabiliyor. Yıllar önce, bilmiyorum hatırlar mısınız, böyle Batman'da genç kızların intiharları böyle birdenbire medyanın gündemine düşmüştü. Sosyologlar gittiler araştırdılar. Fakat şunu anladılar bir süre sonra. Bu namus cinayetlerine verilen cezanın artmasıyla insanlar aile yapmıyor bunu. Fakat genç kadınları intihar etmeye zorluyorlar. İntihar önlenemez bir eylem değil. Ancak toplumda çok fazla aya olan bir sorun.
Bu yüzden kamu kuruluşlarına da çok fazla sorumluluk düşüyor. Sağlık sektörü, eğitim, iş gücü, adalet, hukuk, siyaset ve medya. Her biri intihar eylemini önlemek için birbiriyle bağlantılı halde çalışması gereken alanlar. Bu alanlardan birinin bile işlevini tam olarak yerine getirmemesi, intihar gibi karmaşık bir konuda yaşanacak riskleri arttırıyor. Tabii en önemlisi bireyin topluma kazandırmak, yani toplumsal bağları güçlü tutabilmek. Huzur evlerinin içinde anaokul açmaktan tutun. Hakikaten böyle modeller var yani, anaokulu ve huzur evi aynı yerde. Beraberce hani işte onlar oyuncakları tamir ediyorlar ve beraberce bazı gün zamanları geçiriyorlar gün içerisinde. Yaşlı bakım evleri işte açmaktan tutun da. Ne bileyim, daha böyle yalnız yaşayan insanları bir şekilde daha sosyal dayanışma ve işte güçlenme ağlarını geliştirmekten tutun da yine aslında hakikaten o toplumsal bağları güçlendirmek. Ve belki de bu hani bizim anomi dediğimiz bu toplumsal değerlerin zayıflaması, insanların birbirine güvenmemesi, ki bu Türkiye'de çok var. Yani hani ülkeler arasında Avrupa değerler araştırmasına bakın, Türkiye'de insanlar birbirine güvenmiyor. Bu güveni bir şekilde tekrardan kurmak, insanları hakikaten eğitimde böyle değer yaratan öznelere dönüştürmek, eğitim sürecini biraz böyle kurgulamak bence son derece önemli diye düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü intiharın önlenebilmesi için alınacak tedbirleri sıralıyor. Bunların en başında yer alan intihar yöntemlerine olan erişimin kısıtlanması, reçetesiz ilaçların satılmaması, ateşli silahların satışına kısıtlama diğer önemli tedbirler. Ayrıca alkol ve madde kullanımının zararıyla ilgili toplumun bilinçlendirilmesi de yine kamu yönetimine düşen sorumluluklar arasında. Zihinsel bozukluk ve psikolojik rahatsızlıkların teşhis edilip tedavi edilmesi de intihar eylemini azaltıcı nitelikte unsurlar. İntihara teşebbüs eden kişilere profesyonel destek sağlanması ve takibi de çok önemli. Bir diğer ve en önemli unsur ise intihar olaylarında medyanın sorumluluğu. Yani ölüm ve şiddet, tabii şiddet öğesi her zaman okurların ve izleyicilerin çok ilgi duyduğu bir alan oldu. İnsanların ilgisini gıdıklayan bir alan oldu. Dolayısıyla onu çok daha kamusal bir sorumlulukla verilmesi ilke tabii. Gazetecilerin belli bir sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Siz hani buradan nasıl reyting kazanırım, nasıl tiraj yaparım, nasıl tık alırım, tıklanma alırım diye bakarsanız zaten her şeyin olabileceği böyle vahşi bir ortama doğru girmiş olursunuz. Yani bu gazeteci etiğinin çok dışında bir davranış olur. Ama ne yazık ki buna uymayan pek çok hani programı da görüyoruz dediğiniz gibi. Sosyal medya ortamı ise apayrı bir alem. Yani siber alemde tabii kontrol çok mümkün olmuyor. Bu hani bir anlamda kaygan zeminde ve gri alanın çok kullanıldığı bir zeminde ne yazık ki bizim hani şiddetin pornografisi dediğimiz, şiddetin yüceltilmesi, ölümün yüceltilmesi, kutsanması anlamında pek çok son derece problemli habere ve görüntüye rastlıyoruz. Bunların da regülasyonu mümkün elbette ama daha çok kullanıcıya sorumluluk yüklediği için bu alan ve milyonlarca insan aynı anda bu platformu paylaştığı için bu çok zor bir durum. İntihar haberlerinin özendirici olup olmadığı, kitle iletişim araçlarıyla topluma aktarılıp aktarılmaması, aktarılırsa hangi detaylara yer verileceği uzun süre tartışılan konulardan biriydi. Şimdi aslında intihar haberleri çok tartışmalı tabii bir konu. Çünkü ölümün yüceltilmesi ya da özendirici olması çok büyük bir sorun. Şimdi her şey aslında haberleştirilebilir. Nasıl bir haber dili kullandığınıza bağlı. Yani siz daha çok olgulara yönelik, elinizdeki gerçek verilere yönelik bir haber dili kurgularsanız ve belli bir sorumluluk taşıyarak haber dilini yaparsanız burada bir sorun görmüyorum ben. Ama özendirici dil burada çok problemli. Yani o aradaki şeyi kaçırmak, ayrımı kaçırmak çok kolay intihar gibi bir şeyde. Burada belirli kısıtlamalar getirildi zaten ana akım medyaya özellikle. Yani işte bu intihar eyleminin ayrıntılarını haberleştirirken çok dikkatli bir dil kullanılması ve özendirici bir dilden kaçınılması, yani bütün ayrıntılara girerek ya da özendirerek ve taklit edebilecek bütün şeyleri, olanakları aslında keserek sorumlu bir dil kullanılması önemli.
Ve son olarak, dünyada hiçbir sorunun hayatınızdan değerli olmadığını, yaşama olan sevginiz ve bağlılığınızla her türlü sorunun üstesinden gelebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım.